Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi gelmeyecek mi büyük tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu konuda muhalefet asgari ücretin artırılması gerektiğini belirtiyor. İktidar medyasına bakarsak zam olacak. Her gün yeni bir müjdeler yayınlayıp duruyorlar. Temmuz'da gerçeği görmüş olacağız. Bu tartışmalar devam ederken Denizli'de bir firma asgari ücreti 6.000 liraya çıkardı 4.250 liradan. Tekstil firması işletiyor bu firma sahibi. Oğuz Döngel kendisinin adı. Artan enflasyona karşı çalışanlarını korumak için asgari ücreti Haziran ayı itibariyle 6.000 liraya çıkardıklarını duyurdu. Açıklamasında krizden bahsetti. Geçim giderlerinin arttığına dikkat çekti. Çalışanlarını mağdur etmemek için böyle bir karar verdiklerinde sözlerini ekledi. Şimdi bu karar diğer firmalara örnek olacak mı bilemeyiz. Ancak bilinen bir gerçek var. Enflasyon durdurulmazsa, dolar düşürülmezse, gıda fiyatları kontrol altına alınmazsa, kira fiyatlarındaki bu yüksekliğe engel olunmazsa 6.000 lira değil 10.000 TL'ye de çıkarsanız asgari ücreti bu soruna çözüm bulamazsınız. Acilen yapılması gereken şey belli. Daha çok üreteceksiniz. Dışa bağımlılığı azaltacaksınız. Bununla birlikte üreticiyi daha fazla destekleyeceksiniz. Geçen hafta alınan bir ürünün fiyatı bu hafta aynı fiyattan satılamıyorsa asgari ücretin 4.250 lira olması ya da 10.000 TL olması hiçbir şeyi değiştirmez. Şimdi sorulması gereken soru şu. Bazı medya kuruluşlarına göre her şey toz pembe ise, her şey güllük gülistanlıksa, hiçbir sorun yoksa, uçuyorsak. Peki soruyorum size. Niçin her gün asgari ücrete zam haberleri yapıyorsunuz? Asgari ücrete müjde haberleri yapıyorsunuz? Hemen hemen her gün ara zam gelebilir, Temmuz'da çalışanlar ara zam bekliyor şeklinde yalan yanlış niye haberler yapıyorsunuz? Öyle ya, sorun yoksa bu müjdeler niye? Veya sorun yoksa her yıl sadece Ocak ayında asgari ücrete zam yapılırken şimdi niye Temmuz'da ara zam formülünü tartışıyoruz? 4.250 liranın mantıken yetmesi lazımdı. Ocak ayında 4.250 liraya alabildiğiniz şeylerle bugün 4.250 liraya aynı şeyleri alabiliyor musunuz? Alamıyor musunuz? Buna bir bakacaksınız. Bugün geldiğimiz süreç itibariyle tüm gazetelere bakarsak Temmuz ayında yeni bir müjde olacak. Temmuz ayında bu müjdeyi yapacaksınız da siz fiyatları kontrol altına alabilecek misiniz? Daha çok üretecek misiniz? Dolardan bana ne? Dolardan maaş mı alıyorsunuz diyenler yurt dışından birçok ürünü getirdiklerini bilmiyorlardı işte. En basitinden ayçiçek yağı yurt dışından getirilmedi mi? Ya gemilerin geleceğini bile müjde diye duyurdular ya. Anadolu'da ayçiçek yağı yetişmiyor mu? Trakya'da yetişmiyor mu ayçiçek? Oralarda üretemiyor musunuz da bunu Ukrayna'dan getiriyorsunuz?